sonra Erzincan Tunceli sınırını geçeceğiz. Mutlu köprüsü. Her taraf kar. Yoğun kar yağışı var. Biz de muhtarımla yukarı çıkacağız köye. Yürüyerek bakalım ne yapacağız. Evet, şimdi yukarı köye çıkacağız. Kar 1 metrenin üzerinde. O yüzden biz de bence şey yap. O şeyden del, direkt giy. Oradan böyle bağla. Bunu? Yok yok. Kar yüksek şey olduğu şey için bu şekilde pardon. Pamplayacağız. Sadece ben de işim var. Ben askeri işi yapıyorum abi. Ha, tamam. Çek ya. Çekeceğim. Dur. Şu anda geldik. Musul'dan çıktık. Arabayı aşağıda yolda bıraktık. Yol kapalı. Çıkmıyor. Saat gözükmüyor bende de. Yol kapalı. Şimdi buradan yaklaşık 4 saat yürüyeceğiz. 40 metre köyüne gideceğiz. Tabi şu anda burada yaklaşık 20-30 santimetre kar var ama yukarıda tahminen daha fazla. Yükseğe çıktıkça saat kaç? Saat 11. İşte 4 saat falan tahmini sürecek. Tabi karda yürümek bayağı zor arkadaşlar. Yani böyle gözüküyor ama sen sopanı almadın mı? Oradan alsaydın niye almadın? Evet, önümüzden ayı gitmiş ama muhtemelen dün gitmiş çünkü yağan kar çok az kapatmış üzerine. Biz de aynının izini yanında
Devam edelim. Ben çıkıyorum. Şu anda dizlerimizi geçmiş durumda. Gerçekten çok zor, inanılmaz bir zor bu tırmanış. Alttaki kar da yumuşak. Bastığınız gibi ayağına sanki çukura gömülüyormuş gibi. Çekmesi de zor şimdi. Buradan domuzlar gitmiş. Normalde yazın bu yolu araçlar 10 dakikada çıkıyor köye. Araçlar 10 dakikada, işte insanlar da yaklaşık 1 saatte çıkıyor. Şu anda işte buradaki karı görüyorsunuz, yaklaşık dizlerde, yani 60-70 santim kar var şu anda. Öyle hesapladığınız zaman da 3,5-4 saati bulur. Yani kışında. Kışında o rakamı altıyla çarpacaksınız. Gerçekten zor ya. Şu anda şu vurduğum karın altında en az 30 santim daha kar var. Yanlayın mı? Ağaçlar hepsi boynunu bükmüş karşıdaki orman. Hepsi üstte binmiş. Çok güzel bir görüntü var. Hava biraz sıcak olsa hepsi erip eski halini alacak da. İlginç bir şey, hiçbir tane yaban hayvana da rast gelmedi. Sadece izleri var ama kendileri yok. Muhtemelen hepsi aşağı iner. Yo, buradaki kar yoğunluğu fazla olduğu için. Arkadaş 52 yaşında, buna göre söyledi. Maşallah iyi gidiyorsun sen bu yolu. İşte her sene çıkıyorsun bu şekilde birkaç kez. Bu kadar zorluk işte.
zor şartlarda köye çıkıyoruz. Şu an düze çıktık. İnşallah orada fazla bir kar yoktur. Şöyle yapacağım değil mi? Şöyle. Bak. Evet arkadaşlar, giriyorsunuz. Kar çok yoğun. Yalnız şöyle göstereyim. Böyle bir kar var. Artık sırayla önüne geçerek bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Çok kar var burada. Evet. Evet arkadaşlar. Kar o kadar yoğun. Dizlerimizin yaklaşık bir karış yukarısı standı. Şu anda diz kapaklarının yukarısını neredeyse hissetmiyorum yani. O kadar şey düşmüş vaziyette. Daha yaklaşık bir saatlik yolumuz var. Hemen köye gider gitmez hemen bir ateş yakıp üstümüzü çıkarıp komple kurutmak lazım, yoksa nasıl olur? Şöyle göstereyim. Komple şuraya kadar ıslanmış durumda. Yani insanlar bu sular keser ya, böyle parmaklanmış. Aynı o şekilde şu an. Asıl bundan sonra çıkamıyoruz. Çok kar var. ...100 metre yolumuz var, 150 metre. Bunu yarım saatte gidersek bize kafi. Bu kadar karda, kışta, soğukta eksen ne işin vardı? Evet. Hiçbir şey. Sonunda şeye varabildik arkadaşlar. Ama hala kar çok. Aslında buraya da tipi doldurmuş. İnanılmaz bir kar var burada. Şu anda inan ki yolumuza kadar ıslandık yani. Öyle söyleyeyim. Ve gördüğünüz gibi komple su içinde pantolon. Ve üzerimizde donmuş durumda şu anda. Yani bir ara aşağıda hiç o bölgede çıkamayacağımı düşündüm açıkçası. Çünkü bayağı bir kar vardı. Yani 5 adım atıyorsunuz, 10 dakika dinleniyorsunuz. Öyle şey. Aynı buraya gibi görüntüsü. Oh! Ne? Çukura düştü. Çukura düştü. Dur. Dur, bekle dur. Evet. Burada ne var böyle? Burada var. He? Buraya düşmüyor mu? Var, yok, bir şey yok. Bir şey değil mi?
Gördünüz mü? Bir ateş yaksak kendimize geleceğiz ama bacaklarımız donuyor. Evet arkadaşlar. O kediye bakıyorum ya, hayvan bizim sesimizi duymuş ya. O gelir gelir. Nasıl bağırıyor ha? Şimdi gelir bize doğru. Biz eve gidelim, o gelir. Köpek gelecekler. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya inan ki. Ha, geldi bak. Gel oğlum gel. Gel. Pis, pis, pis. Yazık köy. Arkadaşlar köy bomboş, dediğim gibi vallahi şu anda hiç kimse yok. Komple İstanbul'da. Sadece muhtar burada. Şu anda köyde mahsur kalan kedi var. Bizim sesimizi nasıl duymuşsa nasıl bağırıyor arkadaş, görüyorsunuz. Bak. Burası. Yazık ya hayvan. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Alabiliriz. Sen sopayı al, ben kucağıma alayım. Sen sopayı al, ben. He? Sen yürü, biz beklemiyorum, burada donduk. Tamam dur, şeyde mahsur kalan kediler bizim sesimizi duyar duymaz bize doğru koşup geldiler, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hayvanlar burada işte. Hiç kimse yok köyde. Nasıl yaşamışlar, ne yemişler. İlginç bir şey gerçekten hayvanlar. Yani insana bile hasret kalmışlar arkadaşlar. Köye girer girmez hemen bize karşı gelirler. Sırtın su gibi olmuş ha. Bak nasıl seviniyor. Arkadaşlar 4 saatte geldik ama gördüğünüz gibi komple ıslandık ve şuradan aşağısı komple şey hissetmiyor yani bacaklarım şu anda. Baya bir kötü. Sanki iğne batırılmış gibi sızlıyor şu anda. Mazot gelmiyordur, mazot. Şabası ne güzel bazı gönüllü. Beyaz oda var ya. Evet. Ev de beyaz, park da beyaz. Aynen.
Burada bayağı var, evet. Normalde burada o kadar kalmaz diyorsun, çepe yaptılar ya. Oluyor burayı. Oradan gitmiş ya. Hiç böyle gitmiş. Oradan gitmiş ya. Geç Murat. Sana dilendim. Bırakın ben. Pardon. Herkese geleyim. Kaybolmuş hatta. Köpek orada. Ha? Köpek orada balkondan bize bakıyor. Ha, köpeğin yeri güzel. Yer güzel de. Burada. Burada atıyor bak o, o karşı aradaki yer var ya. Hı hı. Boşluk orada karşıda. O balkonda yatıyor. Ya sonra mı kendine burada acaba? Çıkalım hele. Piyasa nasıl? Şu kara bak he. Vay be. Çok güzel değil mi? Evet. Köpek de şimdiye bakıyor diyor bunlar. Ha. Bu deliler bu kadar. İzledik şeyi, hatıra geldi bana. Öyle izledi dağıtıyor. Valla. Burası bayağı gidiyor ama ha. Aşağıda yoktu o kadar. Nasıl? Sopa kaybı ne? Bir metreden fazla. Yok yok düşüyor. Neredeymiş ya? Çok farklı bir şey ha. İş oraya yatıyor ha. Oraya gidip oraya yatıyor. İş. Orası ne? Hep böyle kutu yerleri aramış ha. Kenan Hoca'nın evi. Bir şunu Kenan Hoca'ya atayım ya. Yelkenize atayım dur. Çekeyim ben. Thank you.
Evet, evet. Canlı yayınlar. Dizlerim üstüne pantolon ıslandı. Buz tutuşuyor. He. Kesiyor. Bu da çok. Yordu. Ya pantolon sandı ya. Ha? Abi altına şey su gibi oldu. Belki tutamadı ha. Yani sen su gibi oldu pantolon. Bir dakika yapışıyor ya. Kesiyor böyle insan. Abi. Sanki çıplak yürüyor musun gibi. Evet, çok güzel ya. Sen canlı yayında mısın? Yok yok, şey kayıt alıyorum. Aslan şey pul pul dökülüyor. Aynen. Şurada gideyim ben biraz. Altın sarısı gibi. Yan vur sopan yan. Yan vur yan. Yanına vur öyle ha. Yandan vur güneşini. Tamam. Bunu olsa koyar, burası kararılmaz ha Murat. Hep atarız ha.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pantolonlarımız buz bağladı. Şu an donmuş durmuş. Her iki tarafta aynı. Buz bağlamış durmuş. Çıkarma safhası olmuş. Hadi. Masum kalan kediler arkadaşlar. Bir de şurada köyde masum kalan. Sen devam et istersen. Burası güzel. Amerika en yaşlı başkanı yemin ederek görevine başladı 28 yaşında Joe Biden. Amerika'nın genel bırakan başkanı 152 yıl sonra ilk kez o yemin törenine... Bir şey yapıyor ha. Çekiyor mu acaba? Canlı yayın yapar mı buradan acaba? Çeker ya buradan. Evet, canlı yayın yapar mı? Bir tarafa geçelim. Ya farkıdır mı yok? Ve sen geç şu taraf. Thank you.
sen akıllısın. Ama bu illaki bir şey yiyecek buradan. Dur oradan. Evet, köyde kalan kedileri getirdi. Köpek gelmiyordu hiç hele. Köpek de muhtarımızın peşinde aşağı kadar getirdik. Bundan sonra inşallah bizi arabayı takip eder, peşimize gelir diye umuyorum. Şimdi yabancı her tarafa bakmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. İnşallah geri dönüp gitmez. Köpeği aşağı getirmek için mecburen muhtarımız böyle yürüyerek aşağı gelecek. Yerleşim yerine kadar. Yoksa gelmiyor köpek. Biz de arabayla kedilerle birlikte devam ediyoruz böyle. Şöyle göstereyim. Arkadan yavaş yavaş geliyor, evet.